Fraxis'ten selamlar. Bu defa Diablo 3 Reaper of Souls'u anlatmak için karşınıza geldik. Aldık elimize çerçin canlarımızı. Uzun uzun konuşmak için geldik. Reaper of Souls nasıl olmuş, nasıl olmamış diye anlatmak Diablo'yu için. Diablo'yu olunca konu. İkimiz de oyunu kaçırmayacağız ama benim henüz oyunum elime ulaşmadığı için ben maalesef daha oynayamadım. Aslında dün akşam seninle beraber ikimiz evet, girdik. Ben sürekli Crusader'ı oynayan arkadaşların yanına girip onlarla beraber Crusader görüyorum. Aa ata biniyor ya falan diye. Crusader çok fena olmuş. Özellikle hardcore kasacaksanız Crusader tam hardcore'luk bir karakter. Neredeyse ölmüyor diyebilirim. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Ya evet onu ben de fark ettim yani. Zaten her şeyden bir kalkan alıyor, bir şey yapıyor, resistance artıyor, anlatıyor. Zaten tam tank. Hani kalkanı açıyor. Zaten zırhı çok yüksek. Hani karşıdaki adam vuruyor ama şunu söyleyeyim. Crusader elinde bir de buna Crusader'a şey kasarsan elemental resistance. Crusader çok zor olur onu çok rahat söyleyeyim. Neyse bildiğiniz gibi işte yani yeni bir act 8 grade'den oluşuyor. Alt grade'den oluşuyor. Yeni bir sınıf Crusader, Nephilim Rifts'ler, Adventure Mystic modu, yeni bir zanaatkar diyelim. Ondan sonra Mystic, işte paketlerle beraber gelen yeni bonuslar falan derken bayağı içi dolu, bayağı zengin bir paket olmuş. Paranıza kıyın, alın. Bunu da çok rahat söyleyebilirim. Şimdi tek tek başlayalım. Crusader'dan başlayalım istersen. Olur. Bu Crusader kadın karakter zaten Vikings'deki başroldeki adamın karısına benziyor. Tam oturmuş, bayağı da güzel olmuş. Onun dışında Crusader'ı ben yani çok fazla oynayamadım. Malum daha birkaç gün oldu oynadığıma geçeli ama çok rahatlıkla ve çok keyifli oynayabileceğimi başından söyleyeyim. O karakter 70 inecek, o belli yani. Bunun yanında yeni ekte işte... Bu arada ben hemen şeyi ekleyeyim. Diablo 2'de Paladinler vardı biliyorsunuz. Ha, evet. Crusader'larla Paladinler aynı kaynaktan geliyorlar diyeyim. İşte bir noktada hani çok detaya girmeyeyim şu an burada ama bir taraf işte doğuya doğru gidiyor, bir taraf batıya doğru gidiyor. Doğuya gidenler bizim Paladinler. Evet. Batıya gidenler de bu Crusader'lar falan filan böyle bir hikayesi var. Aynen öyle. O yüzden başlangıçta. Yeni ekteki haritalar çok geniş ama çok sürprizli haritalar. Mesela ben haritanın bir yerine bir hana girdim. İşte hanın içine girdim. Tam karşısındaki yaratık hop üç kata kaçtı. Peşinden koştum. Orada bir meğersem tuzak kurmuştu. Ona yakalandım. Alt kata indim. Hancının kendisi çıktı. Elit olarak onunla uğraştım. Bilmem ne ama hani çok 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 eğlendim. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında hikaye zaten Blizzard'ın malum en güçlü yanı. Çok güzel anlatıyor hikayeyi. Tüm ekler çok evet, keyifli yani olmuş. Aslında o yani hikaye konusunu oynayan herkes beğenmiş. Diablo 3'te çok eleştirilen şeylerden bir tanesiydi. Hı-hı, hani. Hı-hı. Özellikle şu iblisten sürekli çıkıp acımadı ki Diablo'nun sürekli onu yendin ama bunu yenemezsin. Bunu yendin ama şunu yenemezsin. İşte Azmodan'ın çıkıp şu an arkamızdan saldırıyorum. Gizli taktiğim buydu falan demesi gibi. 5'te sanırım onları yenmişler. Evet, yani, evet. Duyduğum kadarıyla, herkesin hı-hı söylediği kadarıyla. İşte Maltay'ın kendi ne bileyim teğmenleri diyeyim hani onlar çıkıyor karşına. Hı-hı. Biraz spoiler olduk kusura bakmayın ama onlarda da tek tek farklı yöntemlerle yenebiliyorsunuz. Son savaş çok can yakıyor. Ben bilerek oyunun sonunu görmek için normalde bitirdim hani hop diye bitti. Ama hani T1'de T2'de falan bayağı kasacağını tahmin ediyorum. Evet ben birçok kişiyi biliyorum yani bir noktaya kadar gelip hani spoiler vermeyeyim. O savaşı geçemeyip ondan sonra zorluğu düşürüp devam ettiklerini falan çok birçok kişiden duydum. Hı hı. Tabii şey işte herkes bir de malum daha önceden Loot 2 geldi. Herkes bir üst baş toplamıştı falan. Gayet takı takı kesiyordu. Şimdi yeni ekte sudan çıkmış kol gibi. Onlar tekrar her şeyi baştan kasılıyor. Bunun yanı sıra Adventure modu var. Adventure modu şu. Farklı eklerde 5 ekt ya da 6 ekt yanlış hatırlamıyorsam size grevler veriliyor. Hı. Ama bunlar farklı grevler. Yani birine git şunu kes diyor, öbürüne diyor ki işte git şu sandığı aç, işte veya şu kadar yaratık öldür, yani, şunu kes vesaire vesaire. Ya bu için geçtiği yerlerde ama farklı tüm oyunda geçiyor. Adventure, evet tüm oyunda geçiyor. Ve o bölgedeki işte 5-6 görevi tamamlayınca bir de üstüne üstlük ekstra bonus ödüller alıyorsun. Yani oyun bittikten sonra sıkıcı bir şekilde aynı ektin tekrar tekrar oynayacağına resmen ödül avcılığı yapıyorsun. Çok daha güzel olmuş. Nephilim Rifts işte şöyle açılıyor. Anahtar topluyorsun. Anahtarların sayısı 5'e ulaşınca herhangi bir oyuncu Nephilim Rift açıyor. Bu defa oraya akıyorsunuz. Nephilim Rift ise 15 dakikada çok yoğun savaştığın ve Diablo'daki tüm düşmanların, tüm yaratıkların
farklı kombinasyonlarda, tamamen rastlansal kombinasyonlarda karşına çıktığı zindanlar. Yani birinci act, ikinci act falan değil de ne artık karışık. Aynen öyle, karışık. Ama hiç durmadan savaşıyorsun. Çok yorucu. Ondan sonra tabii güzel bir ödülle karşılaşıyorsun. Ve tabii değerli. Falan lift anahtar bulunca açılmak için çok değerli. Her zaman açılmıyor ama bu ikisi de oyunu bitirdikten sonra tekrar oynanabilme adına çok büyük fayda sağlamış. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Şey var. Ben kaptadım gidiyorum. Yok yok ama ben dinliyorum. Yeni zanaatkar var. Anlamadım. İşte o yeni zanaatkar da şey yapabiliyor. Ya karakterlerinizde World of Warcraft'tan bildiğimiz gibi legendary itemların şekillerinde eşyanızın transmog görünüşünü değiştirebiliyor. Ya da enhancement yapıyor. Yani üzerine ekstra özellikler ekleyebiliyorsunuz büyüyle. Tabii ki... O ekstra özellik ekleme yine World of Warcraft'taki neydi ya? Yok, adını unuttum. Şey, özellik değiştiriyorduk ya, hatta kaldıracaklar şimdi. Onun gibi biraz benziyor. Yani bunda şey, şunu seçeyim diyorsun, sana iki tane seçenek veriyor. Şöyle mi yap, böyle mi yap diye, böyle yap diyorsun. O özellikleri kazandırıyor. Biraz daha farklı. Senin işte. Biraz daha farklı silahına. Tabii ki yeni ekle beraber düşen eşyaları parçaladığında yeni malzemeler geliyor. İşte Blacksmith'e veya işte mücevheratçına verebileceğin. Zaten pek çok legendary şey var. Nedir? Resipiler var. Evet, tarifler var. Onları yapmak ayrı bir hikaye. Tabii. Her taraftan farklı parça toplamak lazım. Zanaatkarlarını artık level 12'ye kadar yükseltebiliyorsun. Yani biriktirdiğiniz işte milyon altınlar burada takır takır ilk başta çarşı. Yeni çıkan çantada da bir slot açılıyor. Onları falan açmak için böyle yani zaten çok rahat, ucuz takır takır verip götürüyorsunuz. Problem değil. Adventure modu saydık. Nefeden miydi saydık? Yeni zanaatkar saydık. Crusader'ı saydık. Ekti saydık. Ne kaldı geriye? Bir şey kalmadı galiba. Bir şey kalmadı benim aklıma gelen. Yani işte şey var. Normal paketi alırsanız gelen ödüller var. Ha evet. Orada nasıl oldu şimdi? Normal oyun. Sadece bir şey kazanıyorsun. Hearthstone'da galiba bir paket kazanıyorsun. Digital Deluxe alırsak şey oluyor. Geliyor. Treasure Hunter geliyor. Şey için. World of Warcraft için geliyor. Evet, pet geliyor. StarCraft için muhtemelen portreler geliyordur. Evet. Onun dışında şey banner şeyleri var, sigilleri var. Banner sigilleri var. 3 tane de Hearthstone paketi geliyor. Evet. Kutulu normal alırsak yine bir tane Hearthstone paketi geliyor. Collector's Edition'da tüm bunların üstüne 3 paket ve şeylerin üstüne bir de işte artık bu klasik bir de petler var. Şey var. Ha bir de şey peti var değil mi? Oyun içinde bir tane pet geliyor. Evet. Spectral Hunt mı? Öyle bir şey. Bir de bildiğin gibi ön sipariş verenler için kanatlar vardı. Onu ben bu arada, tabi bu videoyu biz postrolayıp yayını aldığımızda ne zaman olacak bilmiyorum ama Aral'la konuştuğumda bana şey demişlerdi, 31 Mart'a kadar aktive eden herkese verilecek gibi bir şey söylediler ama bilmiyorum. Hani illa ön sipariş vermek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Vallahi şu an alanların üzerinde ben yine gördüm, sordum alanlarını. Mesela sana geldi mi? Bende var ama ben önceden almıştım. Sen zaten almıştın. Evet. Yani ondan emin olamadım nasıl olduğundan ama güzel gözüküyor. Yani o ateşli kantları ben bayağı beğendim şahsen. Biraz çok fazla efekt olunca oyun içerisinde dikkat dağıtabiliyor. Olabilir. Onu söyleyeyim. Yani yakında açılan bir takım bir şeyleri veya sağına soldan gelen elektrik toplarını falan göremeyebiliyorsun. Öyle bir şey oluyor. Bir de herkes de olunca çok da esprisi olmuyor çünkü herkes almış. Öyle biraz herkes almış. Ben o yüzden şeyi seviyorum. Ben de StarCraft 2 Collectors'tan, Heart of the Swarm Collectors'tan gelen kanatlar var. Onlar kimsede yok. Ben fark yaratıyor. Bir iki kişi de gördüm sadece. Onları alıp geziyorum. Yani bir şey unutmadığımızı farz ederek diyorum ki özetle Reaper of Souls çok fena olmuş. Diablo 3'e dönmek için kesinlikle size bir sürü sebep veriyor. Oyunu defalarca sabahlara kadar oynamak için bir sürü sebep veriyor. Adventure modu olsun, falan, Driftstar olsun. Oyun çok çok iyi bir ek paket. Hikayesi de çok iyi bir ek paket. Yanına gelen özellikleri de çok iyi bir ek paket. Blizzard bu defa eleştirecek hiçbir şey bırakmamış açıkçası oyunculara. Evet. Server'lar gayet güzel çalışıyor. Evet, çok güzel oldu. Resmen biz oyundaydık. Pat diye artık başladı dediler ve oynanmaya başladı. Yani ben takdir bir tek ettim. Eski şeyle çalışan server'lardakiler bir login yaptılar. Mümkündür. Ama hani bir kapatma açma hadi 3 saat sonra geliyoruz gibi bir şey olmadı. Bir de şey çok güzel. Bir Pro Souls'u aldığın zaman tekrar gigabaytlarca oyun indirmene gerek yok. Zaten o yama sana Loot 2 ile geldi. Evet. Geldi. Varsa çat diye girip oynuyorsun. Aynen. Yani eleştirecek hiçbir şey bırakmamış. Ben oyun tarihine çok nadir böyle bir ek pakete geçiş gördüm. Hatasız, bugsız, hiçbir şeysiz. Helal olsun Blizzard'a. Çok güzel iş çıkartmış. Reaper of Souls'u el almadıysanız Diablo 3'ünüz varsa çok büyük hata ediyorsunuz. Çok büyük eksiklik hissedeceksiniz. Emin olun arkadaşlarınızın arasında sohbetlerde geri kalacaksınız. Eğlenceden geri kalacaksınız.
Sana collectors geliyor. İçine rahat olsun. Bekliyorum. Mutlaka alın, mutlaka oynayın. Diablo dolu günlerle geçirmek üzere diğer bir videomuza artık kadar. Oyunda size mı görüşürüz? Başka bir videomuz olur mu? Sağ kalır mıyız bilmiyorum. Bakalım artık. Bakalım artık. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.